Ormanda aç, yorgun, susuz yürüyorsun. Sadece kazman ve baltan var. Ama bu ormanda yürüyen arkadaşımız Oğuz'un videosunu daha önce izlemişti. Kazmayı yemesi gerektiğini biliyordu. Artık bir kazma kadar güçlü olduğu için önünde kimse duramayacaktı. Ve bu kazmayı like atanlardan birine hediye ediyorum. Karar abi, acıktım da. Bu hiç iyi olmadı. Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler dünyayı sırasıyla daha çok kırmaya başlayacağız. Ve bazı yeni çeşitli kazmalarımız var. Bu kazmalar ekstradan özellik taşıyor. Ve bunları crafting table'dan değil de bu şekilde yapıyoruz. Daha önemlisi, bu kadar maden kazma demişken benim de video sonunda ufak bir sürprizim var. O zaman başlayalım, ama başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ve ben kazmalarımı hazırladım. Evet, geldim. Şimdi ilk olarak dünyayı kıracağımız kazmadan başlıyoruz. O zaman iyi madenler diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ve ilk kazmamla başladım gençler. Potur kütür kurmaya başladım. Yani şu an amacım aslında çok fazla maden değil. Kazmaları göstermek, kazmaların özelliklerini göstermekti. Yani amacımız aslında bütün dünyayı kırmak. Ama bu Minecraft imkansız. Şimdi yavaş yavaş güçlenen kazmaları test edeceğiz. Ama şu an ben yeni sürümdeyim ve aslında biraz derinlere insek güzel olabilir. Oyuna normal kazmayla başlayıp hani normal evreden sonraki kazma bak bu daha güçlü gibi bir gösterim yapabilirdim de. Ya büyük ihtimalle demir kazmanın elmas kazmanın nasıl kırdığını biliyorsunuzdur. O yüzden hiç onunla uğraşmadım. Direkt elimizdeki kazmanın neredeyse bakayım 9 katı gücündeki bir kazmayla başladım oyuna. 9 kat daha hızlı, daha güçlü, daha acımasız kırıyorum. Tabii madenlerin üstünde birazcık daha farklı etkisi vardır. Mesela Bakır'a geldik. Buna bakmayın. Evet, ilk mağaramı buldum sanırım da bu. Hambaker. Tamam. Oğlum elmas zannettim. Ne kadar sevimli duruyor öyle. bir terslik var her neyse. Bir şey diyeceğim, bunlar kendi kendine düşüyor mu? Yani bloğu kırmak lazım. O zaman 9 kat güçlü kazmayı gördükten sonra bir sonraki kazmamıza geçebiliriz ki o da TNT pickaxe. Acaba ne yapıyor? Bunu ben patlar diye düşündüm. Atmam mı lazım? Ya ama sen TNT'sin. Yani bunun patlaması lazım değil mi oğlum? Ben mi yanlış biliyorum? Beyimiz beğenmiyor. Orayı patlat, burayı patlat, bunu patlat. Aa, redstone'u abi. Sana bir şey diyeyim mi? Bu olmaması gereken bir şey bu arada. Bu bug. Aa! Bu olmaması gereken bir şey. Ne oluyor? Şaka bir yana, bu gerçekten olmaması bir şeydi. O yüzden lütfen düzel. Sonsuzluğa ve ötesine nereye gidiyorum oğlum? Henüz dünyayı kırmayı bitirmeden Ay'a, Mars'a falan uğradım, geldim. Şimdi bir sonraki kazmamızı deniyoruz ve bu kazmayı belki yakından belki uzaktan hatırlıyor olabilirsiniz. Çünkü ormanda koşuyorum ve karnım aç. Ve bunun tutuşu birazcık farklı gibi değil mi? Çünkü bu yeniyor. Evet. Fakat tadımlık mıydı bu? Bu kadar herhalde. Oğlum bir şey diyeyim mi? Şu an Creeper bile benden daha iyi bir madenci. Bu ne böyle? Baksana, benden daha iyi kırıyor. Bir de bana bak. Yani birazcık daha pahalısını yememiz lazımmış herhalde. Tamam. Şimdi gençler, bu sefer de bundan yiyorum. Reklamda bunu yiyorlardı değil mi? Aha bak. Bak. Görüyor musun? Yüksek proteinli gıda. Kendi kendine. Harbi şey değil mi? Sıfır efor maden yapıyorum. Tamam. Çekil önümden be su. Ve su, ben nereye gidersen benimle birlikte geliyor. Lan bıraksana beni. Bak, benimle birlikte gelip sınırsız oluyor. Sıfır efor maden serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama daha gitmek için sadece bekliyorum. Hiçbir şey yaptığımı. Ama gönül ister ki hani bir maden bulayım. Aha, buldum. Ya biraz daha beklersem suya gireceğim. Dur. Şuradan elmas melmas bir şeyler. Atma bana. Çakın. Bu savaşın galibi ben olacağım. Başardım. Arkadaşlar, sponsorlu ürünü iptal. Çok proteinli. Yediğimiz kazma kazıkların yanında küçük kaldı herhalde. Çok bir maden bulamadık. O yüzden bir sonraki kazmaya geçtik. Bu kazmayı da dağlarda mı madenlerde mi denesem diyeceğim. %99 maden derdim. Ben de derdim. Evet, siz de öyle dersiniz. Keskinlik olmasının yanı sıra Earth X diye bir şey var. Bu ne oluyor? Ha, diyorsun ki ben böyle kırıyorum.
Patır kütür diyorsun. Ama bizde üçlü beşli patlatanlı kırmalı olanı vardı. Evet. Ben böyle konuşuyorum ama ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz. Tamam, o yüzden kazmaya devam ediyorum. Ve tatam. Evet. Madenlerden garip şeyler çıkmaya devam ediyor. Bir kömür artı kömürün yanında da coal bomb diye bir şey geldi. Bu arada bayağı kömür çıktı. Yani kazma tek başına da iyi. Fakat bu coal bomblar ne? Evet, bunun TNT'den iyi olmasının sebebi sadece kömür kırdığında bu patlama işlemini yapabiliyor ve gayet fazla atabiliyoruz. Tada, kendimi arama açtım. Şimdi bu sarkıtların video başında düşüp düşmediğini, evet, ve bloğun kırılırsa düşeceğini söylemiştim. Gayet de öyle. Gayet. Bunu bir ilk çıktığında denedim. Bununla bir şeyler yaparız dedim ve yapmadık. Niye yapmadık? Birilerine tuzak, trap, mirap yapaydık da. Bu zaten direkt olayı çok belli ama ya. Kimse anlamaz. Allah. Ve evet, farklı bir maden daha bulduk. Ve bundan da farklı bir şey geldi. Farklı. Evet. Animal Party. Buradan ölmeden nasıl inebilirim? Bak, hareketi izle. Milyon kere dropper oynadım. Ben bakmadan giderim. Bir laf var. Akılsız baş ve çektiği cezası. Gitti sonunda da. Abi mağara yok ya. Dur, daha iyisini buldum. Canım, hoş geldin. Ama hatalı bir kırma mı yaptım ben? Bu niye sadece elmas verdi? Bunun da büyülü bir şeyler vermesi lazımdı. Bu arada Animal Party'yi göstermem burada çok daha zor ya. Ay gençler, bir sonraki kazmadan ufak destek alacağım ben. Baksana ya, rahat rahat gidelim. Ben biraz sıkışık çok hoşuma gitmedi. Şöyle birazcık daha mı rahat gitsek? Yani böyle daha rahat olur. Ama şu an bu kazmayı da kullanmaya devam etmemiz lazım. Çünkü bir sonraki kazmaya geçmeden önce deneyecek birkaç bir şeyimiz var ve Animal Party'leri attım. Ve evet, bunun olayı birazcık daha şu şekilde zaten. Örslerin yağması. Aslında bunun birazcık daha kullanım alanını ben şey diye düşündüm. Hani böyle attığımızda tabii, evet, duvarların içine denk geldi. Daha geniş bir alan lazım. Heh, sonunda buldum bir yer. Tamam. Abi aşağıda bir elmas gördüm. Tamam, onu alacağız. Hemen alacağız. Ama şöyle şunu göstereyim. Ama bir an korktum, kafama değiniyor zannettim. Yani bizim çevremizdeki bütün yerlere örs indiriyor ve patır kütür de indirmeye kalktığımızda hiçbir şekilde hasar yemiyoruz. Çevremizdeki herkesin üstüne istersek 50 kat örs indirebiliriz. Ve bu minik diamond'da bir taş olma büyüsü yaptım. Evet, kayrak taşıyken çok verimli çalışmıyordu. Bir taşa çevirmeniz gerekti bunu. Ve evet, bak bundan ne aldım. Ha, neydi bu? Ah, birazcık temiz hava alalım da. Daha doğrusu parlak görmek istiyorum. Güneşi görmek istiyorum. Yeşili özledim. Şimdi arkadaşlar, bu diamond laser'ı demin aşağıda bir anlamadık. Hasar atmıyor bu. Bir saniye. Oo! Oğlum çok temiz siliyor madeni ama siliyor. Bak, vermiyor eşyaları. Şu suyu da sil. Evet arkadaşlar, demin bu kazmadan ufak tefek yardımlar aldık ama son kazmamız bu değil. Ve şöyle de bir şey var, tekrardan buna geldik çünkü bu aşırı iyi bir şey ya. Bu ne oğlum? Bir kere de su bulmayayım, bir kere de şu madende su bulmayayım. Neyse, şu tarafa doğru gideyim. Bunun zaten lazer silahıyla farkını söylememe gerek yok ve kazmanın gidişine bak. Kazma gidiyor. Ama bir garip gidiyor. Ve böyle giderken de bir yandan kırdığı şeyleri toplayıp bir yandan da XP'leri alabiliyorum. Ama bak, bunu birazcık daha verimli kullanabiliriz. Bak, hemen size minik bir taktik gösteriyorum. Bunu da yazın he. Yani taktiği kullanın dedim de yanlış anlamayın. Yani şimdi bu elmasları atıyorum. Siz sandığınıza koyun. Şimdi bak, bir tane kömür açık bıraktım. Bir tane lapis açık bıraktım. Bir sürü de elmas açık bıraktım. Sadece envanterime bunlar gelecek. Minecraft oynayanların yarısının bildiği bu taktiği diğer yarısına da ben anlatmış olayım. Böyle gidiyoruz. Tamam, şimdi elmas yeme vakti ya. Artık elmas bulalım abi. Alalım mı oğlum? Jungle oğlum. Abi şey diyeyim, ben gittikçe bu da gidiyor. Hırslanıyor herhalde. Kovaladım diye korkuyor. Artık biraz daha derine gitmemiz gerekiyor herhalde ya. Ne kadar şanssız bir adamım ben. Baksana. Bak hani kırmamış. Ve evet, yol üstünde buldu elmasları, kırdı ve üstünden geçerken toplamaya devam ediyorum. Ve son olarak, belki bunun kadar güçlü olmayacak ama eminim hepinizin madende böyle ufacık bile olsa gönlünü çalacaktır maden konusunda. Çünkü bu sona sakladığımız sürprizimiz, evet, görmüş olduğunuz gibi delme aracı. Ya bu çok iyi değil mi? Bak. Bu şey, Allah. Bu arada bir şey diyeceğim, otomatik topluyor herhalde. Oo, kendi sandığımız var diyorsun.
Genelde iş makinelerinin çalışmasını falan çok severim ve Minecraft'ta şu şekilde maden yapabilmek. Zaten birkaç tane çeşitli modda var bu ama bu mod değil. Ve şu şekilde bıraktığımızda kendi kendine gitmiyor. Ama sürdüğümüzde böyle bu şekilde kendi kendine gidebiliyor. Yani dediğim gibi deminki kadar güçlü değil ama arada ufak tefek yardımlar yapacağız tabii makinemize. Tamam, bir dahakine dışarıdan atmam lazım bombu. Tamam tamam. Ben bir makinayım. Evet gençler, madende böyle makinayla birlikte maden yapmak ekstra keyifli. Direkt baktığım yeri kırabiliyorum. Yani gençler, bunu sona saklama sebebim birazcık daha böyle makine gibi bir şey olmasından. Birazcık yavaş ama onun dışında baksana kanka, direkt takır tukur kırıyor zaten. Ha Creeper, gel buraya. Aha! Lan Creeper'ı doğradım. Sürprizimiz bu şekilde, videomuz da bu kadardı gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.